bildiğiniz gibi yaklaşık bir yılda kentimizde bir genç kadın arkadaşımız var, Gülistan Doku. Bizler kaybolduğu günden beri Dersim Kadın Platformu olarak her daim konunun takipçisi olduk. Başından beri soruşturmanın bir algı üzerinden, intihar algısı üzerinden yürütüldüğünü söyledik ve genişletilmesi gerektiğini de söyledik. Ama maalesef kaybolduğu söylendiği yerde birkaç defa arama çalışmaları yapıldı suyun altında ve üstünde ama Gülistan yaklaşık 350 yani 5 Ocak'ta bir yılı dolacak. Henüz bulunamadı. Bizler de Dersim Kadın Platformu olarak bu işin sönümlenmesine izin vermeyeceğiz. Bu işin takipçisi olduğumuzu buradan herkese bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu konuda bir çağrımız var. Birinci yılında Gülistan ve Gülistan gibi kaybedilen kadınların akıbetinin belirsiz kalmaması için bizler Dersim'de, Dersim halkı olarak Gülistan'ı sahipleneceğiz. Ve 5 Ocak'ta Dersim'de alanlarda olacağız. Türkiye'deki bütün kadın platformlarına, bütün kadın örgütlerine çağrımız 5 Ocak'ta alanlarda olup Gülistan Doku nerede diye sormaları. Çünkü Gülistan Doku artık bir sembol isim haline geldi. Kaybedilen bütün kadınları aslında temsil eden bir isim. O yüzden de biz gelebilecek olan herkesi 5 Ocak'ta Dersim'e bekliyoruz. Kadınlar olarak Gülistan'ın sesine ses katmaya çağırıyoruz. Gelemeyecek olan kadın yoldaşlarımızı, kadın arkadaşlarımızı da bulundukları her yerde, platformlar nezdinde sokaklara çıkıp Gülistan Doku nerede diye sormasını talep ediyoruz. Gülistan'ın intihar ettiği yönünde sürekli bir algı oluşturulmaya çalışılmış, somut delil varmış gibi uzun bir süre sadece suda aranmıştır. Bu süreçte toplum ve kadınların hafızası başka şeylere işaret ederken, yetkililer aileyi de baskı ve denetim altında tutarak istedikleri gibi davranmaya devam etmişlerdir. Biz Dersimli kadınlar kaybolduğu ilk günden beri soruşturmanın genişletilerek yürütülmesi gerektiğini ve şüpheli Zaynal Abrakov'un etkili bir şekilde soruşturulmasını talep ettik. Ama maalesef her olayda olduğu gibi burada da kendi bildiklerini yapmaya devam ettiler. Bölgede kadınlar üzerinden taciz, tecavüz, katledilme ve kaybedilme politikaları bugün erkek egemen sistem tarafından daha fazla üretilirken failler ve katiller korunup aklanıyor. Biz kadınlar bu izlenen politikalara karşı örgütlü kadın mücadelemizi büyütecek tüm bu olayların takipçisi olacağız. Kaybolduğu ilk günden beri bu işin takipçisi olacağımızı ve Gülistan bulunana kadar da vazgeçmeyeceğimizi belirtmiştik. Bu nedenle 5 Ocak Gülistan'ın kayboluşunun birinci yılında Dersimli kadınlar olarak güçlü bir şekilde alanlarda olacağız. Neleri aklamanıza, korumanıza izin vermeyecek hesap soracağız. Yaşasın kadın mücadelemiz, yaşasın kadın dayanışması.